1973 doğumluyum. Antep'in yerlisi. 13 yaştan beri elimde bıçak var. Bıçak kuvvetlidir, Allah var. Eti bilirim, hayvanı bilirim. Bunun bu kadar da ya çıkar ya çıkmaz. Yani çok kıymetli bir et. Çok değerli bir et. Aile mesleğimiz, baba mesleği, dede mesleği, anne tarafı da kasap, baba tarafı da kasap. Hatta babam da bizi kasap yapmak istemiyordu. Pırıl pırıl öğrenciydik. Kendimizi zorla kasap yaptık. Ortaokul 1. sınıfı bitirdim. Dedim baba ben kasap olmak istiyorum. Almadı iş yerine. Dedi bir sömestri daha oku. Ortaokul 2'nin ilk sömestrini okudum. Geldim baba ben kasap olmak istiyorum. Oğlum hele 2. sınıfı bitir. 2. sınıfı bitirdim. Geldim. Oğlum hele 3. sınıfı bitir dedi. Okullar açıldı. Ben okula gitmedim. Sen gitmeyecek misin? Okula evet dedim. Git et taş dedi. Omuzumuza et taşımayla başladık. Böyle başladı bizim kasaplık da. İş yerimiz çok küçük. Bizim hikayemiz böyle çok planlı başlamadı. Dedik bulaşık yıkamayalım. Böyle daha temiz olsun. Yağlı kağıt aldık. Bir de plastik çatal aldık aslında. Bizim çatalımız var. Ramazan'da plastik çatal kullandık. Normal çatalımıza döndük abi. Çatalsız olmaz. Bizim dükkan küçük olduğu için yani bulaşık olmaması gerekir. Kısa belimiz var. Prizolamız var. Etle ilgili her şeyimiz var. Şerim var mı? Aynen. 5 dolar. Şerim var mı abi? Sersin. Taze yapıyoruz, ön hazırlığımız yok. Mümkün olduğunca kemikte dinlendiriyoruz. Et kemikte dinlendirilir. Kemikten çıktıktan sonra dinlenmez, et bozulmaya başlar. Yani bu iş aslında bir takım işi, bir ekip işi. Biz şu an 5-6 kişi olduk. Hedefimiz aslında insan yetiştirmek istiyoruz. Yani para kazanmaktan daha çok, büyük bir yer açıp, büyük iş yapmaktan ziyade, mesela mesleki anlamda yeterli insanlar yetiştirmek, genç arkadaşlar yetiştirmek istiyoruz. Esas amacım, hedefim de bu. Oğlum var bir tane, Hüseyin içeride çalışıyor şimdi. Yaşlı babam var, yardım ediyor bana. Yani bizim satmış olduğumuz, yapmış olduğumuz ürünler lüks bir restoranta çok pahalı fiyata satarlar. Yani yüksek fiyata satarlar. Bu ürünler çok az çıkar. Bizim maliyetimiz çok yüksek. Bir de biz eti acımadan yapıyoruz. Çok maliyet gözetmiyoruz yani. Maliyet umurumuzda değil. Et cam gibi çıkmalı, taze çıkmalı, düzgün çıkmalı. Yoksa moralimiz bozulur. Hiç acımam. Pestenti çıksın, et cam gibi olsun. Etin pestentisi yok abi. Eti işleyeceksin. Etin sinirlerini ayıklayacaksın. Yemeyecek yerlerini ayıklayacaksın. Etin her tarafı aynı. Acımayacaksın. Bıçak kullanır. Oynamayacaksın etten. Ben steakhouse'ları bilmiyorum. Açıkçası yemedim, görmedim, bilmiyorum nasıl bir şey olduğunu. Oraya gidip gelen arkadaşlar bizim etimizin daha lezzetli olduğunu söylüyorlar. Bizim fiyatlarımız çok normal. Çok öyle abartmıyoruz. Bir kebapçıda satılan etin altına düşmeye çalışıyoruz biz yani fiyat olarak. Gramaj olarak yüksek. Çünkü kasap sektöründeyiz biz. Kalite olarak da çok üstündeyiz. Özellikle Urfa'dan gelen misafirlerimiz çok. Diyarbakır'dan gelen misafirlerimiz çok. Maraş'tan geliyorlar. Hatay'dan gelenler var. Hemen hemen aynı kültür. Zaten bizim Anteplilerle Adana olsun, Urfa olsun, Diyarbakır olsun. Bir sefer daha ürünümüzden istiyorlar abi. Ve çok teşekkür ediyorlar. Sarılanlar var. Ben sonradan şaşırdım.
alıyoruz. Çok mutlu oluyor insan aslında. Restoran gibi değil, ocağa döktük diyelim. Yani ocaktan yani keyif veriyor bize. Yani dolaptan alıyoruz, işliyoruz. Siz de gördünüz zaten nasıl çalıştığımızı. Böyle bir gün öncesinden hazırlık yok bizde. Erkek et, bıçak için derler. Dişi koyun eti de üretim için, süt için, yün için derler. Erkek koyun bıçak içindir. Bizim Antep'in koyunları da besli olur. Genelde bütün Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun hayvanı yaylımdan geldikten sonra en az 4 ay, 5 ay arpa besisine çekilir. Çok özenle, itinayla yetiştirirler. Mesela dinlendirilmiş bir etimiz var bizim. Çok fazla olmamakla beraber etin suyunu bırakmaması gerek bizim bu yörenin etinin. Kemikten ne kadar az zamanda ayrılırsa et o kadar suyunu bırakmaz. Yani o kadar böyle cam gibi çıkar, çok güzel çıkar. Erkek et. Sürekli aynı ürünü aynı kalitede çıkartmak zorundasın. Eksik oluyorsun, yetişemediğin yer oluyor, personel sıkıntısı çekiyorsun. Et tedarikinde bir sıkıntımız yok. Abim var yani seçiyor her gün bizim için. Seçilerek geliyor. Yani sürekli etle ilgilenmelisin abi. Et böyle kendi haline bırakılacak bir şey değil. Kaprisli et. Eti marine etmiyoruz. Baharat kullanmıyoruz. Sadece etimize tuz kullanıyoruz. Biz etimize güveniyoruz. Makyaj yok. Doğal güzelliğiyle sunuyoruz etlerimizi. Güzel çıkınca ocaktan, pırıl pırıl çıkınca kebaplarım çok mutlu oluyorum. Abi 9'a kadar buradayız. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Bunu yayınlamasak daha iyi.